Arkadaşlar merhaba, Yahutekin bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar, nakit döndürme süresi uzamış. Bu hoş bir şey değil tabi. Net işletme sermayesinde şu an için sorun yok. Net borç 500 milyon artarak 565 milyona yükselmiş. Borç öz kaynakların %76'sına denk geliyor arkadaşlar. Net döviz pozisyonu 999 milyon artıda arkadaşlar. O da öz kaynakların %134'üne denk geliyor. Dövizdeki yükseliş şirketi pozitif etki eder arkadaşlar. Nakit akışı negatife dönmüş. Çeyreklikte bir yatırım gözükmüyor. Stoklar çeyreklikte %3.6 oranında artmış. Ancak öz kaynakları oranı düşmüş arkadaşlar. Bütün bunlardan bahsettikten sonra arkadaşlar sıra geldi faaliyetlere. Biz her şeye çeyreklik bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimlere bakacağız. Bir de bir yıl geriye gideceğiz. Kendisi de aynı çeyreğe bakacağız. Hem mevsimsellik var mı yok mu, hem de bir yılda kat ettiği yola bakacağız. Hangi kalemler iyi, hangi kalemler kötü. Ondan sonra gidip bir sonuca varacağız arkadaşlar. Şimdi geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %134.06 oranında hasılat yaparken şu anda bu oran 258'e çıkmış. Bir önceki çeyrek 121'miş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten iyi bir performans olmuş arkadaşlar. Gelelim her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet elde ediyormuş. Geçen sene bu oran 25.12'ymiş. Şu anda 54.43. Bir önceki çeyrek 11.03'müş. Bu da her iki çeyrekten iyi bir performans olmuş. Hem hasılatın hem de faaliyet kar marjının artması güzel olmuş arkadaşlar. Net kara bakarsak her 100 liralık öz kaynaklar geçen sene 25.56 net kar getirirken şu anda 36.26 olmuş. Bir önceki çeyrek 18.07'ymiş. Bu da her iki çeyrekten iyi. Burada da bir olumluluk var. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümesine. Geçen sene bu zamanlar %26.84 büyümüş. Şu anda 37 arkadaşlar büyümesi. Bir önceki çeyrek 18.45'miş. Burada da arkadaşlar her iki çeyrekten iyi olmuş. Gelelim yıllık öz kaynak büyümesine. Geçen yıl bu zamanlar %63.64 büyürken şu anda 158 büyümüş. Bu da bir önceki çeyrek 138'miş. Bu da her iki çeyrekten iyi. Bilançoyu tek başına ele alırsak bilançoda herhangi bir sorun yok. Her şey güzel gözüküyor arkadaşlar. Bir borç TL bazında yükselmiş. Orasında biraz sıkıntı var. Başka da bir de nakit akışında biraz problem var. Başka da bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Gelelim fiyat hareketine arkadaşlar. Bizim baz aldığımız noktada en düşük fiyatı 12.24'müş. Oradan bu yana öz kaynaklar %341 büyürken fiyat 1868 büyümüş. İşte fiyat öz kaynakların tam 6 katı önden fiyatlıyor. Bu da sıkıntı oluşturuyor arkadaşlar. Öz kaynak büyümesiyle paralel olmasını beklerim. Bu çok çok aşmış gitmiş, uçmuş yani. Halka açıklı olan 30, 5 yılın en düşük piyasa değeri, defter değeri 6.60. Şu anda 30.81, yaklaşık 5 katı diyelim. Yabancı paranın öz kaynaklara etkisi zaten söyledik. Ciddi bir yabancı para pozisyonu vardı. 5.56 idi. Dolar da bir yere gitmedi. Dolar giderse bu oran %10-15 seviyesine kadar çıkabilir. Bu da olumlu etkiler arkadaşlar. Gelelim çarpanlara. FK 49.68, piyasa değeri defteri değeri 30.81, fiyat bölü yüzsavaş öz kaynak getirisi de 49.31 olmuş. Bir ölçüm yapalım arkadaşlar. Defter değerimiz 7.76. Bu %158 büyüme ile ne kadar sürede fiyata, yani 239 olur? O da 3.6 yıl, yani 44 ay sonra diyelim. 44 ay sonra ki öz kaynağı şimdiden satın almış olmayı kabul ediyorsunuz. Bu da çok uzun bir süre arkadaşlar. Ama yine de size uygun geliyorsa siz bilirsiniz. Gelelim alternatif yatırım aracıyla kıyaslamaya. Yine defter değerimiz 7.76. Bunu %158 oranında çoğaltırsak arkadaşlar, bir yıl sonra bu şirketin ortağı olarak öz kaynaklardan dolayı kazanacağımız 12 lira 26 kuruş. Şimdi arkadaşlar biz buna ne veriyoruz? 2.39 veriyoruz. Bir 2.39'u şirkete yatırırsanız her bir lotuna kazanacağız 12.26 öz kaynaktan dolayı.
Peki bunu faize yatırırsak 105 lira. Yine herhangi bir duran varlık alırsak un, yağ, şeker 130 lira kazanacaksınız. Dolayısıyla alternatif getirisinin tam 10.62 kat. O zaman burada çok ciddi bir problem var. Sıkıntı var. Neden? Sen ısrarla buraya yatırım yaparsan, fiyattan bağımsız söylüyorum, senin buraya yatırdığın para maalesef enflasyon karşısında çatır çatır erir. Ama sen fiyatı oynuyorsan o ayrı, ona da geleceğiz. Şimdi tek başına bilançoyu ele alırsak arkadaşlar %158 büyümüş bir yılda. Enflasyonun %54 olduğu yılda enflasyon 3 katı kadar büyümüş. O zaman neymiş? Sorun bilançoda değilmiş, değil mi? Sorun bilançoda değil arkadaşlar. Sorun nerede biliyor musunuz? Bak, defter değeri, büyüme, fiyat ilişkisi. Bunlar birbirinden tamamen kopuk. Başka bir dünyada oynuyor bu. Bunun uyumlu hale gelmesi için arkadaşlar şirketin getirisinin en az 130 lira olması lazım. Onun için de büyümeyi var ya siz hesaplayın. %158 büyükken 12 getiriyorsa demek ki %2000 büyümesi lazım. Yani %2000 büyükse işte kaba taslak şirket 2000 olmasa da 1800 büyümesi lazım. Böyle bir büyüme öngörüyorsanız sorun yok. Yok böyle bir büyüme öngörmüyorsanız o zaman fiyat makul seviyelere gelmeli. O parayı faize yatırdığınızda ve enflasyona yatırdığınızda şu 12 lira 26 kuruşun altına gelmeli. Arkadaşlar. O zaman olur şirket cazip hale gelir. Peki tek başına bilanço olumlu dedik değil mi? Bilançoda sorun yok. Sorun neredeymiş? Bak defter değeri büyüme fiyat ilişkisinin ayrı tilden çalmasıymış. Kopukmuş. Bunlar birbirini örtüşmüyor arkadaşlar. Ya bana ne bilançodan ben alır satarım, buradan alırım 239'dan 2 milyona satarım diyorsan o senin bileceğin iş. Dolayısıyla fiyatı ben bilmiyorum. Öyle bir iddiam yok. Bilsem öyle bir sihirli kürem olsa en ucuzdan alır, en pahalıdan satarım. Bunu bilmem mümkün değil fiyat konusunda. Dolayısıyla fiyatı piyasa verirler. Zaten zirvesinden %14.43 aşağıda. Dediğim gibi fiyatı nasıl ki piyasa verirler ama değeri yatırımcı verirler. Ben de bir şirkete değer biçerken şirketin öz varlıklarını bir kenara koyarım. Sonra şirketin büyümesine bakarım. Ne kadar para verdiğime bakarım. O parayı ölçerim. Başka taraflarda getiri potansiyeli daha çok mu daha az mı? Eğer şirket ön plansa şirkete yatırım yaparım değilse şirkete yatırım yapmam. Bilanço isterse iyi olsun. Bilançonun iyi olması senin kazanacağın anlamına gelmez. Sen fiyata ortaksan başka öz kaynaklara ortaksan yanlış yaparsın. Paran erir. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur. Bildirimi açarsanız bu da sizin neyinizde olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.